İçeridesin biliyorum. Halide! Açmazsan jandarmaya gideceğim. Halide! Oo, demek sen de buradasın. Tabii. Sahibinin yanına sığındın değil mi? İsabet olmuş. Zaten tam birbirinize layıksınız. Ne istiyorsun Serap? Seninle konuşacaklarım var Halide. O yaptıklarını yanına bırakacak mı sandın? Güzel, sen de oraya çık. Ne istiyorsun? Aslında seni gebertmek istiyorum Halide. Ağzını burnunu şuracıkta dağıtıp gırtlağını sıkmak istiyorum. Ama yapmayacağım. Ellerimi kirlettiğime değmez. Yeter Serap. Ne istediğini söyle. Pekala. Şimdi beni iyi dinle. Ne istersem yapacaksın. Yoksa jandarmaya gider, beni kaçırdığınızı ve Orhan'la işbirliği yaptığınızı anlatırım ona göre. Bana şantaj mı yapacaksın? Evet, sana şantaj yapıyorum. Sen de eşek gibi dediklerimi yapacaksın. Ya da o layık olduğun deliğe geri döneceksin. Hangisini tercih edersen? Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi otomobilimin anahtarlarını ver. Ne? Otomobilimin anahtarlarını ver. Hadi sallanma. Âlâ. Şimdi şu kağıdı yazıp imzala bakalım. Serap Dinç Aslan'a otomobilimi hibe ediyorum. Hadi. Aferin. Bitti mi? Maalesef. Daha bitmedi Halide. Şimdi. Yarın sabah benimle birlikte notere geleceksin. Fabrikanın bütün hisselerini ve yönetimini bana devredeceksin. Böyle bir şey yapmayacağım. Unut bunu. Evet, yapacaksın Halide. Tüm hisseleri bana devrettiğine dair vekalet vereceksin. Yoksa söylediğim her şeyi yaparım. Gözümü bile kırpmam. Anlaşıldı mı? Yarın saat 10'da noterin önünde olmazsan jandarmaya giderim. Notere imza attıktan sonra beni jandarmaya ihbar etmeyeceğini nereden bileceğim? Bilemezsin. O riski de sen göze alacaksın değil mi? Halide. Bu da o gün bana yaptıkların için. Savaş yeni başlıyor Halide. Bundan böyle senin canını okuyacağım. Bana bulaştığın güne lanet edeceksin. Ben seni tanıdığım güne zaten lanet ediyorum. Thank you.
Ya Reze yeter. Git gel, git gel. Kafam döndü yemin ediyorum ya. Anne. Bir yardım edeyim sizi. Dağıtırım. Hadi. Yok Güzel, istemiyorum. Ali İhsan kesin mahalleye gitmiştir. Seni bulamayınca benim peşime düşecek. Bu meseleyi hemen halletmem lazım. Bence de öyle. Ben burada sıkıldım. Böyle ödlek gibi saklan saklan. Nereye kadar yani? Ya ne biçim konuşuyorsun Ramazan? Şu haline bak. Adamlar az kaldı seni öldürüyorlardı dün gece. Ya iyi de öldürüyorlardı diye böyle fare gibi saklanacak mıyım ben? Ayıp oluyor ama yani. Ya ne diye jandarmaya gitmiyoruz ki? Gidelim komutana diyelim böyle böyle. Adamlar bizi tehdit ediyor. Söyleyelim. Halide Hanım'ı yeğeninin kanlısı bellemiş diyelim. Pakize olmaz. Pakize haklı. Her halükarda karakol buradan daha emniyetli. Öyle değil mi? Der. Öyle der. Jandarmaya gitmeyeceğiz. Bu işi kendimizin halletmesi lazım. Gerekiyorsa ben adamın karşısına çıkacağım yani. Ne olacaksa olsun artık. Ramazan. Sen bu bebeğe babalık etmek istiyor mu? İstemiyor mu? Neyse. Şimdilik burada emniyettesiniz. Ama fazla uzun kalamazsınız Ramazan. Adana'dan gitmeniz gerekiyor. Sen ne diyorsun Halide Hanım ya? Ben toprağım, vatanım bırakıp bir yere gitmiyorum ya. Ne olacaksa olsun ya. Gerçi ben burada emniyette olduğumuzdan da şüpheliyim ya. Ne demek istiyorsun Perkize? Benim ne demek istediğim besbelli Halide Hanım. Bu belaları başımıza saran sen değil misin? Ne diye sana güvenecekmişiz ki? Perkize. Ayıp oluyor. Ayıpsa bana değil, ona ayıp. Halide Hanım. O adamlarla ne derdin varsa git bir an önce çöz. Bizi rahat bıraksınlar. Bazı. Eğer Ramazan'ın kılına bir zarar gelirse senden bilirim. Bazı. Siz biriniz burada bekleyin, diğeriniz arka tarafa geçin. Abi. Ne oldu? Bir de ne oldu diye mi soruyorsun? Abi niye karıştırdın bu işe bizi? Ay, tanımadığım insanları evimde saklayıp beni de tehlikeye atıyorsun. Merak edecek bir şey yok. Onlar profesyonel. Onların sayesinde buraya kimse yaklaşamayacak. Bak artık sabrım taşıyor, haberin olsun. Bir şey yap, bir çözüm bul. Bu insanları evimde istemiyorum. Yapacağız şimdi? Ne olacak? Cemişim neredesin Cemişim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.